Saatlerimiz 17'yi gösteriyor değerli izleyiciler. Moderatörüm bu kuşağında bugün Mısır'ı konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü Mısır'daki İhvan-ı Müslim'in hareketi ve oradaki demokrasi yanlıları 100 günü aşkın bir süredir Mısır'daki darbeye, şiddete, katliama direniyorlar. Ve orada neler yaşandığını biz de 24 ekranlarında elimizden geldiğince onlar devam ettiği müddetçe, onlar demokrasiyi savunduğu müddetçe biz de buradan destek olacağız. Önemli bir konuğum var. Önemini şöyle açıklayayım. Mısır'da olup bitenleri an be an dünya medyasına aktaran, oradaki tüm gelişmeleri baskıcı rejimin, dikta rejiminin engellemelerine rağmen duyuran bir isim stüdyomuzda konuğumuz Eşref Abdülgaffar. Kendisi Müslüman kardeşlerin sözcülerinden birisi ve en etkin isimlerinden bir tanesi, İhvan'ın da yöneticisi, stüdyo konuğumuz. Mr. Abdülgaffar. Sayın Abdülgaffar, merhaba ve tekrar konuğumuz olduğunuz için teşekkür ederiz. İki telefon bağlantısı yapmıştık. Şimdi ise stüdyomuzda konuğumuzsunuz. Bize Mısır'daki son gelişmeleri aktarabilir misiniz? Tabii ki son derece kötü bir durum var ve bir katliam daha yaşandı iki gün önce ve neredeyse 100 kişi, 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Evet, orduca öldürüldü gerçek mermilerle ve yüzlerce insanımız da yaralandı. Peki neler oluyor Mısır'da? Son derece zor bir durumda Mısırlılar, çünkü darbe grubunun şu anda düşüşte olduğunu görüyoruz ve bunu durdurabilmek için, ayakta durabilmek için her şeyi yapacaklarını, her şeyi göze alacaklarını görüyoruz. Pazar günü 1973 yılındaki İsrail zaferini kutluyorduk. Ancak ve 3 gün öncesinden biz bugün gösteriler yapacağımızı ve darbeyi bitirmeye çalışacağımızı tüm dünyaya anons etmiştik ve bütün dünyada pazar günü protesto gösterileri yapılacağını biliyordu. Mısır'da da resmi tatil ve insanlar da geldiler, toplandılar. Ancak insanların Tahrir Meydanı'na girmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biliyorsunuz Tahrir Meydanı devrimi bir simgesi durumunda. Ancak yüzlerce, yüz binlerce insan ülkenin dört bir yanından geldiler. Peki askerler ve polisler de var mıydı? Evet, Tahrir Meydanı'nda polisler ve askerler de vardı, bazı elektronik girişler koymuşlardı. Kimsenin girmesini istemiyorlardı. Ve sadece biz değil, sadece Müslüman kardeşler değil, darbeye karşı olan tüm Mısırlılar bir aradaydı. Yani belki de Müslüman kardeşler bunun sadece %30'unu oluşturuyordu. Büyük çoğunluğu Mısır'ın dört bir yanından gelen insanlardı. Yani Mısırlıların büyük bir kısmı bu darbeye karşı burada değişimi kabul eden bir grup var burada ve devrimi reddeden bir grup var. Ve tabii ki bu insanlar da şunu anlamaya çalışıyorlar. İnsanlar artık darbe liderlerinin kendilerini kandırdığını ve daha iyi günlere, daha iyi demokrasiye doğru gittiğini düşünenler bunların yalan olduğunu anladı ve işte bu insanlar kandırıldıklarını anladı ve bizim tarafımıza geçmeye başladılar. İşte bu da çoğunluğun, halkın çoğunluğunun bizim yanımızda olduğunu gösteriyor ve tabii ki biz bu çoğunluğa zaten ulaştık ve önümüzdeki günlerde de darbenin 100. günü olacak Cuma günü ve her gün insanların sayısı artıyor, sokaklara dökülenlerin sayısı artıyor. Pazar günü inanılmaz bir vahşet ve şiddetle karşılaştık. İnsanları öldürmeye, ellerindeki tüm silahlarla öldürmeye başladılar. Bazı silahlar var ki bunlar illegal de olabilir, bilmiyoruz. Bu bölgeden dostlarımız, sözünüzü kesiyorum ama birçok insan öldürüldü dediniz darbe liderlerince. Peki bu kanıtları nereden alıyorsunuz? Doktorlardan mı alıyorsunuz? Hastanelerden mi? Doktorlardan. Bu soruyu soruyorum. Çünkü herhangi bir şekilde resim göndermesine izin vermiyorlar dünyaya ve biliyorsunuz tüm
Gazeteleri kapattılar, televizyon kanallarını kapattılar. Sadece 3 tane televizyon kanalı kaldı ülkede ve bunlar da zaten darbe yönetimine bağlı çalışıyor. Yani hiçbir şekilde bilgi almak mümkün değil. Peki sizin kanıtlarınız nereden kaynaklanıyor? Tabii ki hayat değişti. Artık insanların telefonları var, tabletleri var ve birçok araçla fotoğraf, video çekebiliyorsunuz. Her şeyi insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Şu anda bizim elimizde birçok kanıt var. Bir örnek vereyim. Burada Sayın Hani isimde bir dostumuz öyle bir şeyle vurulmuş ki bunu anlamak mümkün değil. Çünkü bütün kafatası kesilmiş ve burada bunu bulanlar beyninin kafatasının dışında olduğunu söylediler ve bunun videosu var, size bunu gönderebilirim. Burada görüntüde insanlar beyni elleriyle tutmuş durumdalar. Yani bunu aklınız alıyor mu? Bunun görüntüsü var mı sizde, böyle bir video mu var? İnanılmaz, evet. Yani elimizde kanıt var ve şu anda çok fazla dosya oluşturmaya çalışıyoruz bununla ilgili. Çünkü bu insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Burada konvansiyonel silah dışında, kanun dışı savaşta bile kullanılamayacak silahlar kullanıyorlar. Düşmanınıza saldıramayacağınızı, bu silahları düşmanınıza karşı kullanamayacağınızı söylüyorlar ama siz kendi halkınıza saldırıyorsunuz. Ve hiç kimse bizim protestocularımızın silahlı olduğunu asla ve asla kanıtlayamaz. Hiçbir şekilde protestocularımız şiddete başvurmuyorlar. Tek istedikleri masum insanlar olarak haklarını ve barışı istiyorlar. Tek yaptıkları, tek söyledikleri biz barışçılız, Silmeya diyorlar. Biz barışçılız diyorlar yani. Peki burada öldürülen askerler var. Bu askerler kimlerce öldürüldü? Evet, dün biliyorsunuz sizi suçladılar. Tabii ki çok açık ve net bir senaryo var burada. Eğer dünden önce masum insanları katliam yaptığınız zaman, ikinci gün darbe yönetimi askerleri de öldürüp ve sonrasında da darbeye karşı olan insanlar askerleri öldürüyor diye insanları kandırmaya çalışıyorlar. Hatırlarsınız 38 kişi hayatını kaybetmişti, öldürülmüştü buradaki. Hemen bunun arkasında Sina Yarımadası'nda askerler öldürmüştü ve bunu hemen teröristlere, Müslüman kardeşlere ve halka yıkmaya çalışmışlardı. Biliyorsunuz aynı senaryoyu tekrar çalıştırmaya uğraşıyorlar. Yani bugün bir katliam yapıyorlar. Ertesi günde askerlerin öldürüldüğünü söyleyecekler. Ve bunun sebebinin de insanların gerçekleri unutması ve buradaki bahanelerini, bunlara inanması ve özgürlük için barışçıl protesto yapan insanların suçlu duruma düşürmeye çalışıldığını görüyoruz. Peki biz madem bunu yapıyoruz, biz niye kendimizi bunca zamandır hiç savunamıyoruz? Neden savunmadık Nahda'da, Tahrir'de? Bunca zamandır neden biz hiç kendimizi savunmadık? Hep bizi öldürdüler. Aynı zamanda Nahda meydanında insanlar, Rabia meydanında toplandıklarında İhvan taraftarları burada insanları aradığını görüyoruz. Silah olmadığından emin olmak için. Yani eğer insanlar hiçbir şekilde bu meydanlara silah sokmamak için ihvan üyelerinin arama yaptığını biliyorduk. Evet, çünkü biz şunu düşündük. İçeriye silahlı olarak protestocu kılığında girecek silahlarla bunları kullanacaklar ve bunlarla bizi suçlayacaklarını düşünüyorduk. Ve biz tüm medyada bunu anons ettik. Buraya sızmaya çalışan insanlar olabileceği, darbe taraftarlarının silahlarla içeriye sızmaya çalışabileceğini biliyorduk ve hiçbir şekilde biz meydanlara silah sokmadık. Ancak yine de bizi suçladılar ve bu sebeple de tüm sorumluluk da tabii ki İçişleri'ne ve buradaki darbe yönetimine, tabii ki tüm suçlar
Açıkça anlaşılabilmektedir kimin suçlu olduğu ve biz bu bölgeye giren herkesi biz kendimiz arıyoruz. Bayanları bayanlar arıyor, erkekleri de erkekler arıyor, çocuklar bile aranıyor. Hiç kimse hiçbir şekilde silahlı olarak girmesine izin vermiyoruz. Bu son derece sessiz ve barışçıl bir protesto olmasını istiyoruz. 47 gün boyunca Rabâ ve Nahda'da hiçbir olay yaşanmadı çünkü. You are at the streets and demonstrating against. 100 güne yaklaşıyoruz ve demokrasiyi savunmaya devam ediyorsunuz, darbeye direniyorsunuz. Tabii ki bunu anlayabilmek çok zor. Bu nasıl mümkün olabiliyor Sayın Abdülgaffar? Çünkü ben kendi örneğimi vereyim. Ben bu protestoların bu kadar uzun süre devam edebileceğini, 20 günün 30 günü ancak bulacağını düşünmüştüm. Gerçekten neredeyse 3 ayı geçmiş durumda. Bu nasıl olabilir? Çok kısa bir şekilde ifade edeyim. Çok basit bir denklemle ifade edebilirim. Sisi de bu denklemi anlayamıyor zaten. Bu benim evladımın, benim kardeşimin, amcamın, babamın, benim halkımın kanı olduğu için, tüm bu ailelerin kanı olduğu için onların hepsi şehit oldular. İşte siz bir kez bunu bulduğunuz zaman benim amcamın ya da oğlumun öldürüldüğünü öğrendiğimde ben de tabii ki herkesle beraber tanıdığım herkesi toplarım ve bu şekilde bir adaletsizliğe karşı dururum. Çünkü bu insanların masum olduğunu biliyoruz, çok iyi insanlar olduğunu biliyoruz. Siz de takdir edersiniz ki siz tutuklanan insanlara baktığınız zaman, hayatını kaybeden, öldürülen insanlara baktığınız zaman bunların çoğunluğunun mühendis, doktor olduğunu görüyorsunuz ve şu anda burada 300 tane üniversite öğretim görevlisinin de hapiste olduğunu görüyoruz. 300 üniversite görevlisi hapiste ve bu insanların tutuklandığını, öldürüldüğünü, işkenceye maruz kaldığını duyduğunuz zaman sinirleniyorsunuz. Sadece siz değil, etrafınızdakiler de. Tabii ki aynı zamanda insanlar da sokakları bırakmayacağız, meydanları bırakmayacağız diyorlar ve 2011 devrimine dönmeden biz sokakları boşaltmayacağız diyoruz. Çünkü bu darbenin istediği mübarek rejimini, aynı sistemi geri getirmek. Tabii mübarek olmayacak ama yine aynı yozlaşmış, adaletsiz sistemi geri getirmek istiyorlar. Şu anda ülkenin bütün parasını küçük bir grup insanın kullanmasını istiyorlar. Buradaki yoksulluk da halkı çevreleyecek. Sanırım bu sebeple sizi destek olmayan insanların da taraf değiştirmesinin sebebi bu mu? Evet, tabii ki kendilerine medya tarafıyla konsantre bir şekilde yanlış bilgileri sağlıyorlar. Mutlu olacaksınız, para alacaksınız, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız, her şeyiniz olacak diyorlar. Ve refah içerisinde harika bir şekilde yaşayacaksınız diye yalan söylüyorlar. Ancak tabii ki her gün durum daha da kötüleşiyor. Sizin Mursi yönetimini suçlamışlardı. Burada darbe için kendilerini haklı çıkarmak için, ancak tabii ki buradaki petrol, benzin eksikliği konusunda, ancak şu anda tabii ki evet, Gazze'ye transfer ediyorsunuz bütün her şeyi demişlerdi. Peki biz Gazze kapıları kapandı, nereye gidiyor bu kadar benzin? Bizim için de son dakika haberi var. Burada darbe yönetiminden bir açıklama var. İHVA'nın sivil toplum örgütü statüsünü de iptal etmişler. Sizi yasakladılar seçimlerden. Sizi yasakladılar ve İHVA tabii ki öncelikle bir sivil toplum kuruluşuydu ve bunun da iptal edildiğini, sivil toplum kuruluşu statüsünün de iptal edildiğini öğrendik 20 dakika önce. Evet, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sadece ihvan konusunda değil. Size şunu söyleyeyim. Burada herkes, Sisi'ye karşı olan herkesi Sisi durdurmak isteyecektir. Çünkü onun hayali ülkenin cumhurbaşkanı olmak ama böyle bir şey hiçbir şekilde yaşanmayacaktır. Tabii ki ihvanı durdurabilir. İHVAN tek bir kişi değil, milyonlarca insandan oluşmuş bir grup. Bu
birkaç adayı olan bir parti değil ve bu adayların başka bir partiye gideceği bir parti de değil. Bu ideolojik bir şeydir. Yani siz burada aileleri ve üyeleri bulamazsınız. Bu milyonlarla ifade edilen ülkenin vatandaşlarıdır. Eğer siz bunu yasaklarsanız, ne yaparsanız yapın, onları hiçbir şekilde dışarıya atamazsınız. Sayın Abdülgaffar, peki siz kendinize General Sisi konusunda şu soruyu sordunuz mu? Peki İhvan'ı ya da kendi yöneticilerinizi suçladınız mı? Böylesine bir Genelkurmay Başkanı ya da ordunun başına bu adamı getirdiğiniz için, evet, korkunç bir hata yaptığımızı düşünüyoruz. Çok pişmanız. Evet, ona güvendiniz ve Cumhurbaşkanı da ona çok fazla güvenmişti ve resmen bir aktör gibi rol yapıyordu. Sürekli elimden gelen her şey için, elimden gelen her şeyi yapıyorum ülkem için diyordu. Aman Cumhurbaşkanım, ülkemiz için şunu yapmamız gerekiyor. Hep sizin yanınızdayız. Ne isterseniz diyordu sürekli. Ve onunla beraber bulunduğunuzda son derece nazik ve kibar bir şekilde konuşurdu. Çok iyi bir Müslüman olduğunu söylerdi. Şunlar bunlar, ancak gördük ki bu son derece zekice rol yaptığını gördük maalesef tabii ki. Kendisi aynı zamanda haber almanın da başındaydı. Ordunun başına gelmeden önce, değil mi? Evet. I'd like to ask about Mr. Biltaci. Sayın Biltaci'yi sormak istiyoruz. Tabii ki kızı Esma da öldürüldü, sırtından vuruldu. Evet, göğsünden vurularak öldürülmüştü. Peki, bir baba olarak tabii ki ne kadar üzgün olduğunu anlayabiliyorum. Birçok kez de gözyaşlarını tutamadı. Peki şu anda hapiste sanırım kendisi de. Şu anda özgür değil ve diğer İhvan yöneticileriyle beraber. Evet, birçok kardeşimiz hapiste. Peki en son siz onu ne zaman gördünüz? Ben onu en son 14 Ağustos'tan iki gün önce görmüştüm. Rabba ve Nahta olaylarından iki gün önce Nahta'daydım ve Rabba'ya gitmiştim ve kendileriyle görüşmek için oraya gitmiştim. Oruçluyduk, Pazartesi günüydü ve beraber iftar açmıştık. Orada Cumhurbaşkanı ve bazı kardeşlerimiz de vardı ve bugün tabii ki son derece zor koşullarda hapishanede tamamen izole edilmiş durumda, tamamen yalnız hücre hapsinde. Bir baba olarak gerçekten çok zor bir durum tabii ki. Esma da bir sembol oldu, biliyorsunuz. Evet, birçok insan için sembol oldu. Aynı zamanda benim de bir arkadaşım var. Kendisinin iki oğlu öldürüldü. Bir tanesi başta ve diğeri de Ramses Meydanı'nda, camide öldürüldü. Peki ülkenizin geleceği konusunda ne söyleyebilirsiniz Sayın Abdülgaffar? Siz Sisi'yi indirebileceğinize inanıyor musunuz? Eğer bunu başaramazsanız, ya da bu iş ne kadar sürecek sizce? Tabii ki bu şöyle bir argüman. Biz çalışmalarımıza, çabalarımıza devam edeceğiz. Mısır'a özgürlük getirmek için çabalarımıza devam edeceğiz. Demokrasiyi geri getirmeye çalışıyoruz ve insanların kendi iradelerine uygun bir şekilde parlamento ve cumhurbaşkanı seçmelerini sağlayacak kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bir kez daha ordunun kontrolü ele geçirmesine ve bu şekilde devam etmesine izin vermeyeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer Sisi başarılı olur ve Cumhurbaşkanı olursa, bir yıl sonrasında ya da birkaç yıl sonrasında o zamanki ordunun komutanı da yine ona karşı bir darbe yapmak isteyecektir. İşte bu da artık değişim sistemi olacaktır. Cumhurbaşkanı değişim sistemi ülkede böyle olacaktır. Ancak bizim halkın önceliği olan bir sisteme ihtiyacımız var ve buradaki karar veren tek irade halktır. Kimin cumhurbaşkanı olacağına hiç kimsenin
tankla, uçakla bunlara karar vermesi mümkün değildir, olmamalıdır da. Gerçek demokrasi başka bir şeye izin vermez. Bundan başka bir demokrasi tipi mi vardır? Burada bir sandık vardır, oylama vardır ve halk seçimini yapar. Bunlar halk kimi seçerse, ihvan olsun, başkası olsun, biz bunu kabul etmeliyiz. Ve burada seçilmiş olan, oylarla seçilmiş olan kişinin arkasında toplanmalıyız. Peki Avrupa liderleriyle bir bağlantınız var mı? Çünkü siz İhvan'ın sözcülerinden birisiniz ve bu da tabii ki sizin yabancı ülkelerin liderleriyle ilişkileriniz olmasını gerektiriyor. Peki sizin bu liderlerle herhangi bir bağlantı kurma şansınız oldu mu? Çünkü Mısır'a geldiler, Sisi ile bir araya geldiler. Evet. Burada koalisyonumuzdan iki kişi Ashton'la daha önce görüşmüştü. John Kerry ile de görüşme fırsatı bulmuşlardı. McCain ile de bir araya gelmişlerdi. Ama herhangi bir şey çıkmadı. Evet, McCain de bahsetmişti. Ancak hiçbir şey çıkmadı bu görüşmelerden. Bu liderlerin hiçbir şey yapmayacağına kanaat getirdik. Biz belki burada halklarla birlikte çalışabiliriz ama burada insanların şunu anlaması gerekiyor. Mısır'da nelerin yaşandığını, İnsanlığa karşı işlenen suçlar olup olmadığını insanların, halkların anlaması gerekiyor. Bunun adil olup olmadığını, bunun darbe olup olmadığını insanların anlaması gerekiyor. Bunu sormamız gerekiyor. Ve Batı dünyasının da halka saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi halklarına da saygı göstermeli lazım. Çünkü orada da bir demokrasi var ve halk bunu, bu lideri kabul ettiğini söylüyorsa o lider olacaktır. Ancak bu halk tarafından kabul edilmiyorsa bu kişiler lider olamaz. İşte burada önemli olan insanlara doğru bilgi verebilmek. Tabii ki liderlerle çok fazla zaman geçirebilirsek bu belki masada olur ama tabii ki en baştan beri herkesin pozisyonu belli ve kimin kabul edip kimin kabul etmediği darbeyi ve bazıları hala neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremediğini görüyoruz. Burada Amerikalıların durumunu ele alalım. Amerikalılar 1 milyar 300 milyon dolarlık bir destekte bulunuyor Mısır ordusuna her yıl ve bu paranın büyük bir kısmı da büyük generallerin maaşlarına harcanıyor. Ve biz gerçekten çok şaşırmıştık bunu öğrendiğimizde. Çünkü burada Amerika'da bir kanun var. Evet, kesinlikle hiçbir şekilde eğer darbe hükümetlerine yardım etmeyi yasaklayan, değil mi? Evet, darbe hükümetlerine yapılan 1 milyar 300 milyonluk bir kabul edilmiş yardım var. Eğer bu anlaşmadan çıkarırlarsa belki anlaşma bozulacak. O yüzden kendileri de ikilem içerisindeler. Türkiye'nin rolüyle ilgili konuşmak istiyorum. Tüm bu durumda, süreçte Türkiye'nin rolü konusunda ne söyleyebilirsiniz? Tabii ki Türkiye'nin rolü son derece önemli. Eğer tek diyemezsek bile sayılı ülkelerden biri yanımızda olan bir sivil toplum örgütleri olsun, devlet olsun, partiler olsun, herhangi bir şekilde Türkiye'nin her yerinde Mısırlı kardeşlerinin hakları için destek olduklarını görürse, hiçbir şey için değil. Çünkü biz sadece bir arada olmamız gerektiği için değil, neyin doğru, neyin gerçek olduğunu, neyin yanlış olduğuna bakıyorlar ve bunu anlıyorlar. Doğru şeyi yapmaya çalışıyorlar, haklı olanın yanında olmaya çalışıyorlar. Eğer biz haklıysak bizim yanımızda olurlar, eğer biz haksızsak bize karşı olurlar. Biz de işte bunu kabul ediyoruz, biz adaleti istiyoruz. Sayın Abdülgaffar, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizimle olduğunuz için. Son gelişmeleri değerlendirdiniz. Mısır'dan, ülkenizden son gelişmeleri değerlendirdiniz. Allah yardımcınız olsun inşallah. Demokrasiyi savunanlar kazanacaktır diye düşünüyoruz. Tekrar Allah yardımcınız olsun.
Allah'ın yardımından sonra tabii ki medyadan da Türkiye'den de gerçekleri sunmalarını istiyoruz ve biz tüm kanıtları vermeye de hazırız. Tüm videoları, tüm medyaları vermeye hazırız. Çünkü Türk halkının da gerçekleri görmesine yardımcı olmak istiyoruz. Tabii seyircilerimize de Türkiye'de kalacağınızı hatırlatalım. Türk medyasıyla da tabii ki son gelişmeleri ve bilgileri paylaşacağınızı hatırlatalım. Çok teşekkürler. Şef Abdülgaffar, değerli izleyiciler, Müslüman kardeşlerin sözcülerinden ve Mısır'da olduğu süre boyunca Türkiye'deki medyaya Mısır'da gelişmeleri an be an aktarmıştı. Telefonunun müsait olduğu, çatışmalardan fırsat bulduğu sürece bu aralar Türkiye'de ve Mısır'da yaşananları açıkçası anlatıyor, aktarıyor. Az önce kendisi de ifade etti. Türk medyasından da bu hususta yardım talep ettiğini bir kez daha inelemiş oldu Mısır'da yaşanan son durumu anlatırken. Kısa bir aramız var. Aranın ardından teknolojide, teknobültende Selin Canik karşınızda olacak. Saat başındaysa Beyza Hakan gelişmeleri aktaracak.